Arkadaşlar. Muhabbetiniz bittiyse kahvaltıya geçebilir miyiz? Tamam hadi. Evet. Hadi masaya geçelim. Sonra bu şemalar hakkında konuşuruz yine. Evet, çok güzel araştırma. Birkaçık. Evet, hesabımıza para gelmeye devam ediyor. Gelsin kardeşim, daha çok gelecek, çok. Şey diyorum, ay sonunda hesap yapar, Ender Bey payını yatırırız. Ya tabii tabii, ay sonunda bütün raporları çıkartırız, Ender Bey'in hesabını hak ettiği parayı göndeririz kardeşim. Bana bak, bir şey diyeceğim ya, bu Ender Bey yönetim şemasına karşı çıkmaz değil mi? Yok. Niye karşı çıksın abi? Adam yatırımcı sonuçta, yönetim kurulunun da başında olması lazım. Her şey şeffaf bize, sorun yok abi. Doğru, haklısın. Ne diyeceğim sana? Metronun da keyfi yerinde ha. Gruba sürekli fotoğraflar gönderiyor. Oo, cennete düştü o, cennete. Bayılır seminerlere. Ama keyfi kısa sürecek. İşler var, akşama dönüyor. Ahmet'i arkadaşlarını beklerken dört çay içeceksin. Hepsine iki şeker atacaksın. Güzelce karıştıracaksın. Sonra bir dikiş de içeceksin. Ama yanmayacaksın. Çünkü arkadaşlarının yokluğu zaten senin içini yakmış olacak. Oh. Nasıl Şükrü? Abi çok güzel oldu. Sen söylersin de güzel olmaz mı? Hüseyin, bu işe bir dur de artık. Edebiyatı katletme. Eleştirmenlik yapma. Çay yap. Devam edelim Şükrü. Hazırım abi. 3, 2, 1 kayıt. Aşk bir sudur. İç kudur diyeceğim ama sen anlamayacaksın. Aşıksan Bursa'za, şoförsen bas gaza diyeceğim ama suratıma böm böm bakacaksın. Çünkü sen, senin için ağlayan gözlere değil, seni seviyorum diyen dillere inanacaksın. Oh. Ne söz ama. Beğendin mi Şükrü? Çok güzel oldu abi. Kız! Kız karabiber koysana yemeğe. Allah'ım yarabbim, bu yemeğe karabiber koyacaksın. Ay kesin kaynanası düşük puan verecek buna. Bayağı koymuyor. Ülkedeki gelin kalitesi bitmiş. Kadriye anne gel, gel bak. Görüyor musun? Ülkedeki gelin kalitesi falan bitmiş. Ama Simay katılsın bu programa, kesin birinci olur. Karabiber koymamış değil mi? Nereden anladın? Yemeğin renginde. Helal olsun. Bu yaşta bu zeka. Ben benim yaşıma çok konuşuyorum bu aralara. Şey, doktor ne dedi? Üf, ne bileyim ben ya. Hiçbir şey yok dedi. Yat dinlen dedi. Allah Allah. Bir ilaç bile yazmadı kız. Ya dinlen ne demek ya? Ya dinlen ne demek? Kendi kendime nasıl iyileşeyim ben? Yani gerekli görse yazarmış. Demek ki gerekli değil. Allah Allah. Yani bende ilaç gerekmese ben niye isteyeyim ha? Ben niye isteyeyim? Demek ki bir sorunum var yani. Bir ağrılarım var, bir problemim var. Ama nerede? Bak gel şunu izle. Biraz sinir oluyorsun ama sonra geçiyor. Ha, Gönül. Hı. Düşündüm de bak bu iki numaralı pozisyon da çok güzel böyle. Magnet gibi böyle yüz yüze böyle yapışık uyumak. Ben bunu da beğendim. Benim favorim bu yani. Ya hadi bırakın şu konuları. Kahvaltımızı ederim. Ay ne var oğlum? Ne güzel sohbet ediyoruz işte. Ha tabii bu uyku pozisyonları senin ilgi alanın olmadığı için böyle bir ses ediyorsun. Halbuki sabaha kadar futbol konuşsak sesin çıkmazdı. Yok gene çıkardı. Bu sefer muhabbete katılırdı. Uyku pozisyonu neymiş ya? Bir kere futbolda daha çok pozisyon var. Bir kere pioncon var. 7 kusurlu hareket var. 9 kusurlu hareket. Kaç kere söyleyeceğim sana? Sonra topa çift dalmak var. Ama kaşık pozisyonu yok. Ne haber? Ya uyku pozisyonu ne ya? Ayrıca da insanın yatak odası mahrem yeridir. Böyle ulu ortada konuşulmaz. Ayıp bir şey mi konuşuyoruz canım? Uyku pozisyonlarını konuşuyoruz. Evet yani. Ya sen bırak uyku pozisyonunu falan da. Sen esas Sultan Hanım'ın gönlünü aldın mı ondan bahset. Yok daha alamadım. Yani aradım açmadı. Mesaj attım o da cevap vermedi. Meltem gördün mü kankalar grubundan da çıkmış. Böyle gemileri yakmış. Yemin ediyorum artık geri dönüşü de yok yani. Bence durum felaket.
O derece. Başka bir şey söyleyemem yani size. Meltem Hanım, 7 kusurlu hareketten birini yaptınız. 9 kusurlu hareket olsun. Ne güzel. Sultan Hanım haklı. Yani resmen kandırmışsın kadını. Ha tamam. Biliyorum ve zaten çok üzgünüm. Lütfen bir daha üstüme gelip sen de hatırlatma yani. Peki. Yani yakalanmasaydın be Meltem. Kusur yakalanmış. Tuna ne yapıyorsun? Ay, niye kıza kendini daha da kötü hissettiriyorsun yani? Ben şu açıdan dedim yani bir daha iyi bir yalan bulsaydı eğer bu başına gelmezdi yani. Maşallah senin fazla fazla yalanların var galiba söyleyecek. Bu anlamda söylemedim ben. Ne yani, anlamda söyledin? Şey anlamda yani. Ha, o anlamda söyledim. Hayır abi şey anlamda söyledim. Peki yalan söylüyorsun yani. Yok ben onu da demedim. Tolik yap yani. Neyse. Yani ne yap ne et kendini affettirme. Dünürler arasında küslük olmaz. Tamam canım. Yani bugün ne yapacağım edeceğim? Affettireceğim ben kendimi. Bek versene. Kırık lokma versene şuradan ya. Sıkıyorum çıktı. Yok tamam. Çatal ya. Hayır vermeyeceğim. Sordum sana. İstiyor musun dedim. Hayır dedim. Hayır ben o anlamda söylemedim. Ne anlamda söyledin? Ya ben yani şey oldu yani şimdi yani kilo... Emine yapsın mısın? Yok. Bak. Aç ağzını. Bak bağ geliler. Bak Sultan Hanım geliler bağ. Lan görüyor musun ha bu damarı? Bak atmaya başladı. Lan Meltem Hanım'ı affedeceksin. Yakışık alayım mı hiç Meltem Hanım'a küslük? Yakışık tabii. Hatta en son bana yakışık biliyor musun Mustafa? Meltem Hanım'ı affetmeyi düşünmüyorum. Kalbim kendisini feci derecede kırıyordu. Yapacaksın anacığım? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ben evleniyorum şimdi. Benim kocamın anasıyla konuşmayacağım. Konuşmayacağım. Meltem Hanım benim için bitmiştir. Adı her neyse hanımefendinin. La bak ne diyor ya? La siz dünürsünüz ya. Yüz yüze bakacaksınız. Lan ne diyorsun sen? Bak düğüne kadar barışacaksın onunla. Oy ettiniz beni kokusa da. Gidir ya. Gidir bu aldım. Tepimde çekilip durayısınız, tepimde konuşup durayısınız. Yeter ya. Uy. Hemi uy. Sen boğaldın. Sen boğaldın anacığım. Ne diyeyim baba ya? Yeter bir şey de şuna ya. Bak beni alacak şimdi darlık. Yeter artık ya. Uy. Hanımefendiye darlık alacak. Esas beni aldı darlık. Yeter ya. Meltem Hanım benim için bitmiştir. Kendisini affetmeyi düşünmüyorum. Tüyüne de gelmiyoruz. Ne? Abi ettiğin lafa bak. Lan ne diyorsun sultansın? Ne de duğumu duydunuz. Tüyüne gelmeyeceğim. Hazır. 3, 2, 1, kayıt. Ben giderken sen geleceksin. Yol ortasında karşılaşacağız. Hani iki inatçı keçi gibi. Selamun aleyküm. Selam. Geldim ben de bu. Kes Şükrü. Maşallah. Hoş geldin Tahir abi. Hoş bulduk Yakup'um. Hoş geldin babacığım. Şu halimi